Altan Hocama da dönmek istiyorum. Türkiye Bilişim Vakfı girişimlerinden olan AITR'da, Türkiye Yapay Zeka Platformu'nda, Türkiye Bilişim Vakfı'nda ve İTÜ Yapay Zeka tarafında ve veri bilimi uygulamaları ve araştırmalarında çok aktif çalışıyorsunuz. Aynı zamanda da çok ilginç bir misyonunuz da oldu. Seri girişimci olarak özellikle KOBİ şirketlerin dijitalleşmesinde doğru bir yol haritası çıkarma, onları doğru bir yol haritasına yönlendirme konusunda çok başarılı işler yapıyorsunuz Altan Hocam. Şimdi ben sizden öncelikle AITR'ı sizin bakış açınıza da bir değerlendirmenizi isteyeyim. Sonrasında da bu KOBİ şirketler, bu girişim tarafı çok ilgimi çekiyor. Akademiyle bu özel sektör arasındaki dengede nasıl formüller veriyorsunuz, onlara nasıl destek oluyorsunuz hocam? Teşekkürler Zehra Hanım. Öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür çok güzel ederim. Bir programın başlangıcı oluyor. Bizi de davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi aslında Levent Bey çok güzel bir girizgah yaptı. Bildiğiniz üzere bu son 10 senedeki teknolojideki farklılaşma, bu kendi içerisindeki kırılım, farklı disiplinler üzerindeki ilginin bir araya konsolide olmasıyla birlikte hem iş dünyası, hem akademi, hem kamu bu tarz çözümleri, teknolojileri ve bunlarla ilgili gelişimleri hem takip etmek hem de birlikte uygulama gibi bir momentum içerisinde. Bu perspektifte baktığımızda aynısı bir akademinin içerisinde de geçerli. Hem bölümler arası etkileşim, çünkü her bir bölüm bir uzmanlık. Bu uzmanlığın da devamlılığı ve buradaki teknolojik gelişimde çok önemli derken biz TÜ Yapay Zeka Merkezi ve Veri Bilim Yapay Zeka ve Veri Bilimi Araştırmaları Merkezi adı olarak koyduğumuz İTÜ AI'yi kurmuştuk 2019 yılında. Bizim oradaki ilk amacımız tabii özellikle işin araştırma tarafında, yani üniversitenin asli görevi olan eğitim ve araştırma tarafını kalkındırmak. Buradaki araştırmalarla lisans mertebesinden yüksek lisans ve doktoraya kadar İstanbul Teknik Üniversitesi gibi mühendisliğiyle çok lider rolünü üstlenen bir kurumun yapılanmasını yükseltmekti. Tabii bizim hem şirketlerle olan aktif ilişkimiz, hem kamuya olan ulaşım kurduğumuz köprüler, bir de aynı zamanda Türkiye'nin bu bilimsel gelişmelerindeki öncü rolümüzden dolayı Türkiye Bilişim Vakfı'nın sivil toplum kuruluşu misyonuyla birlikte aslında herkesin aynı amaçla ilerlediği bir yapıya doğru bir birlikteliğin ilk adımlarını Faruk Eczacıbaşı Sayın Başkanımız, Onursal Başkanımız ve Levent Başkanımla birlikte yaptığımız görüşmelerle bugün 2021 yılından itibaren çok aktif çalıştığımız bir Türkiye Yapay Zeka Platformu, yani AITR dediğimiz yapıyı kurguladık. Ben de danışma kurulu üyesi olmaktan gurur duyuyorum her zaman. Biz de zaman. Çok mutlu oluyoruz. Çok aktif çalışmalar var ve hakikaten çıktıları da çok yüksek ve çok iyi bir uzman ve lider bir oluşum bu. Evet. O yüzden ellerinize sağlık hocam. Çok teşekkürler. Çok güzel gidiyor. Yani akademideki sadece bir bölümün oluşturduğu bir yapıyı ilk önce Yapay Zeka Merkezi ile biz bütün bölümlerden gelen katkıyla bir oluşum olurken, bunu biz AITR ile birlikte dediğiniz gibi sizler, Levent Bey, Barış Hanım ve birçok değerli danışma ve yürütme kurulu üyelerimizle birlikte aslında birçok uzmanın tek bir hedef doğrultusunda, bu da işte toplum için bir yapay zeka misyonu, sorumlu bir yapay zeka misyonuyla bugünlere kadar geldik. Aslında herkesin çekindiği etik değerler, yapay zekanın kişisel verilerle olan iletişimindeki etik sorunlar ve insanların bu yeni teknolojiye çok hızlı adapte olma zorunluluğu, bunun getirdiği bazı bilinçsiz girişimler, bunların hepsi aslında bizim platformumuzda teknolojinin iyi tarafını öne koyarak aslında çalışmalarla güçleniyor diye düşünüyorum. Evet, aynen dediğiniz gibi. Bir de tabii çok bir bilgi dağınıklığı oluyor. Bu biraz önce Levent Bey bahsetmişti, bir hype oluyor. Bu bir ilgi alanı oraya odaklanıyor. Ondan sonra da arkadaki bir bu işin uzmanlarıyla ilgili bir araştırma konusu söz konusu olduğunda çok fazla bir ortamda hani bu konuyla ilgili bilgi sahibi insanlar oluyor. Haklı haksız bir şekilde. Hani biz bunları biraz konsolide etmek, burada bir geniş bir danışma kuruluyla ve yürütme kuruluyla birlikte bu konuda nasıl destek olabiliriz? Bütün üniversiteleri kapsayacak şekilde, bütün kurumları kapsayacak şekilde ve son 6 ayda yaptığımız birkaç etkinlikte aslında hem kamu, işte yüksek öğretim kurulumu gibi birçok kurumu da kapsayacak şekilde böyle bir oluşuma doğru gittik. Çok yeni zannediyorum YÖK'le, AITR'ın çok kalabalık da bir davetli topluluğuyla ben maalesef seyahatteydim diye katılamadım. Çok da üzülüyorum, kaçırdım diye, ama çok güzel bir toplantısı oldu. Eğer söyleyebilirse bir sakınca yoksa biraz onun içeriğinden de bahsedebilir misiniz? Sayın YÖK Başkanımız Profesör Doktor Erol Özver önderliğinde özellikle bu üretken yapay zeka teknolojilerinin yüksek öğretimde kullanımı ve bunun geliştirmesiyle alakalı olarak ilk önce bir Ankara'da akademik bir toplantı yapılmıştı.
Hemen arkasından da geçtiğimiz haftalarda belirttiğiniz gibi hem YÖK'le birlikte iş dünyasının bu konudaki beklentileri, talepleri ve buradan çıktıları nasıl içeride kullanacaklarına dair bir iş dünyasıyla bir toplantı yapıldı. Bu toplantılar devam edecek özellikle savunma sanayi kamu nezdinde. Bunlardan sonra bir yeni programların özellikle üniversite eğitimindeki yerinin bu ön lisans, lisans ve yüksek lisans olmak üzere planlanması ve bu şekilde aktif bir şekilde değerlendirmeye alınması şeklinde bir küçük gruplar kuruldu. Biz de hem benim şansım nezdinde aynı zamanda iş dünyasındaki uzmanlarımızla birlikte, sizlerle birlikte de iş dünyasının katkılarıyla birlikte bu planlamanın içerisinde bir AITR kuruluşu olarak aktif olarak bulunmaktayız ve orada çalışıyoruz şu anda. Çok değerli ve şunu söyleyebilir miyiz izleyenlere? Yapay zeka ile ilgili özellikle şirketler, KOBİ şirketler, özel sektör ve belki kamunun faydalanabileceği dokümantasyon ve bilgiler bizim Türkiye Yapay Zeka Platformu'nun, evet, AITR'ın web sitesinden rahatlıkla takip edilebilir. Hatta proaktif olarak bize konu da gelebilir. Yani tabii, şu konularda araştırma yapsanız böyle açıklarımız var. Biz buradan bunu da duyurmuş olalım. Tabii, Türkiye Yapay Zeka Platformu açısından da çok besleyici olur. Yani sizden gelecek içerik bize de daha çok farklı çalışmalara da yönlendirebilir diye düşünüyorum. Şirketlere çok danışmanlık veriyorsunuz hocam. Kendi girişiminiz de var yapay zeka ile ilgili. Burada böyle bir formül, bir yol haritası, neler değişti? Biraz bilgilendirici ne söyleyebilirsiniz? Tabii çok kısaca çok büyük kurumsal şirketler, özellikle akademik tarafımızdan başlayarak gerek bu bakanlığımızın, Sanayi Bakanlığı'nın bu ARGE merkezleri olarak nitelendirdiği büyük şirketlerin içerisinde bu tarz teknolojilerin yapılanmasını isteyerek özellikle iş dünyasındaki katkılarının ölçeklendirilmesi gerekiyor. Benim danışmanlıklarım bu perspektifte başlamıştı ve hemen arkasından da tabii biraz daha işin yönetişim modeli, stratejik modellemesi ve buradaki gelişimin artırılması şeklinde bugüne kadar geldik. Şirketler şu anda çok aktif bir şekilde zaten bu ilk önce dijital dönüşümle başlayan süreçler, hemen arkasından veri stratejileri, bugün itibariyle de bu AI platformları ve AI stratejileri dediğimiz kısımda böyle kademe kademe burada da bir dönüşüm içerisindeler. Bunun iki güzelliği var. Bir, var olan yapıyı bir dönüştürerek aslında bütün yenilikçi yapıların uygun bir hale getirilmeye çalışılıyor. Burada tabii en büyük şirketlerden en küçüklere kadar çok önemli ödevler ortaya çıkıyor. Bu bir kere bu verinin doğru bir şekilde toplanması, veri platformlarının kurulması ve bununla ilgili belli bir olgunluk haritasının oluşması. Biz burada çok aktif çalışmıştık. Sizler de çok defa programlarınızı anlatmışsınız. Bu makine öğrenmesi, derin öğrenmesi, evet, gibi bir teknolojiler çok uzun süre çalışılıyor. Hala da çalışılıyor. Çok güzel uzmanlarımız var. Ancak anladığımız kadarıyla işte hem gelişmelerden hem sizin girişte verdiğiniz güzel bir özetle birlikte artık bu gelişmelerdeki zaman aralığının, buna delta T diyelim basitçe bir akademikte, iyice daraldığı bir zaman aralığına geçmiş durumdayız. Yani bir şirket bir proje yapmak istediği zaman artık bir, eskiden bu belki 5 sene önce 1 seneyken yazılım projeleri genelde kısa olur. 6 aya düştüğü durumda şu anda yaklaşık 1-1,5 aylık ya da 2 aylık bir zaman içerisinde kendi ürünlerini entegre, kendi, harika, iş birimlerini, operasyonel verimliliği arttıracak şekilde kullanabildikleri bir düzene geçiyorlar ve geçtiler diyelim. Bizim buradaki yaptığımız kısım tabii bazen bu konularda biraz destek olmak şirketlere. Özellikle yeni teknolojilerin hızlı bir entegrasyonu ve bu hızlı bir entegrasyonla çok basit bir örnek vereyim. İşte generatif dediğimiz bu üretken yapay zekanın, işte üretken iş geliştirme modelleri dediğimiz, aslında raporlamalar hızlı entegre edilebildiği çok böyle detaylı süreçler ortaya çıkmış durumda. Bunun için hem insan kaynağına olan bağımlılık, evet, hem arkadaki yetenekli kişilerin buradaki olan sistemlere olan entegrasyonları çok hızlandığı için hem buradaki startuplar, yani girişim dünyasındaki çıktılar, şimdi birazdan Barış Hanım'dan dinleriz çok güzel çıktıları, evet, hem onların şirketlerin şu anda birinci elden ilgilenmek istedikleri küçük projeler üzerinde entegrasyonu tamamlayabiliyorlar.